şekilde. Şimdi nasılsın? Şimdi ruhun, yani her şeyden önce ruhun, bedenin nasıl? Ruhun, şöyle söyleyeyim hocam. Senin ruhun, bedenin beslenme ihtiyacı var. Eksiklerim var. Ruhumun çok eksiği var Elşan abi. O yani, manevi boşluk. Tabii ki. Şu anda manevi. Yavaş yavaş dolmaya başladı mı? Tabii. Yani eğer o boşlukta zaten gitseydim benim sorun ıslah edilmez bir sorunluğu. Eğer camiye girmeseydim, adımını atmasaydım belki yani ıslah da olamazdım. Mesela yani. Merak ediyorum, namaz kıldın ya, o evet. İlk abdestini aldın, namaz kıldıktan sonra neler hissettin? O namaz kılarken nasıl bir... Onu var ya Alişan abi, imkanı yok anlatamam. Onu insanın kendisi yaşaması lazım. O çok değişik bir duygu, değişik bir atmosfer, değişik bir ruh hali. Hani çok değişik Alişan abi. Hele hele mesela bir insanın bir duayı öğrendikten sonra o duayı hani sanki ilk defa okuma yazma biliyormuş gibi devamlı okuması insana mutluluk veriyor. Çünkü hiç bilmediğin bir şey öğreniyorsun ve bunun sana fayda getireceğini biliyorsun ya. Bu sanki çok sevinç, yani insan istese de istemese de sevindiriyor insanı. Yani bir dua öğrendim diyorsun. Ondan sonra ikinci bir dua öğrendim diyorsun derken bu zaten kendi kendine çekiyor. Yani öğrenme şeyi başlıyor şimdi. İsteği başlıyor. İnşallah daha da iyilerine, daha da yani, güzellerine tercih. Yok, şunu öğrendik Elişan abi, işte kötü yoldan insanı gerçekten çekiyor, insanı iyi yola sokuyor, insanın kötü düşüncelerini yok ediyor, insanın devamlı iyi düşünmesi için bir çaba. Bunu da tabii Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlere nasip etti ki, ediyor ki, söylüyor ki. Hiçbir şey olmuyor, değil mi? Evet. Emin hocam, senden biraz Kazım'ı dinleyelim. Kazım ilk geldiğinde nasıldı, şu anda nasıl? Kazım ilk geldiğinde tabii böyle bir perişan haldeydi. Daha sonra biz Kazım'ı keşfettik, biz sesiyle keşfettik Kazım'ı. Öyle mi? Tabii bir de çok atik, yani böyle her işi yapabilecek birisi. Kazım'a sonra teklif ettik biz, bizim yanımızda kaldı ya.